Şu anda eski bakanımız Fanatik Trabzonspor'la Eyüp Aşık'la beraberiz. Beşiktaş maçı için Trabzon'a geldi. Öncelikle Beşiktaş maçını soralım. Ne görüşünüz, yorumunuz nasıl geçer? Ya iki takım için de çok zor tabii. Beşiktaş bu maçı alamazsa büyük sıkıntıya girecek, iddiasını kaybedecek. Bu da Trabzon için de bu üç büyüklerin maçları her zaman için çok önemlidir. Yani ha şampiyonluk ha bu maç fark etmez. İnşallah alacağız. Peki bakanın şöyle de bir durum var. Burada karşılamada Şenol Güneş'e karşı birkaç taraftarın yaptığı, gösterdiği tepki var. Şenol Güneş eski Trabzonsporlu, şu an Beşiktaş çalıştırıyor. Bu konuda görüşünüz nedir? Yorumunuz nedir? Yani büyütülmemesi lazım. Yani bir camiada bir tane deli çıkmış bir laf etmiş. Çok çirkin tabii. Yani Şenol Güneş bu Trabzon'un marka isimlerinden, önemli değerlerinden birisi, en önemlilerinden birisi. Ona saygısızlık yapılmasını hiçbir Trabzonlu kabul etmez. Zannederim yani Trabzon camiasında da gerekli tepkiyi görmüştür. Sayın Bakanım, bir de şöyle de bir durum var. Senelerden beri hep Trabzonspor Başkanlığı'nda adınız geçiyor. Bir dönem sadece sene karşı rakip olacağınız ciddi ciddi konuşuluyordu şehirde ama olmadınız. Şu dönemde yine kulislerde adınız geçiyor. Mayıs ayında kongre olma ihtimali var. İki soru birden sormak istiyorum. Mayıs ayında kongre olmalı mı? Aralık ayı beklenmeli mi? Sizin adaylığınız konusundaki görüşünüz. Yani eğer mevcut yönetim ve başkan derse ki ben aralığı bekleyeceğim, saygı duymak lazım, beklemek lazım. Yani böyle bir zorlama olmaz. Ama hayır ben bırakıyorum, gidiyorum dersen o işte olağanüstü kongre olur. O, yani Mayıs veya Aralık'ta olması başkanın tutumuna bağlı. Bana gelince ben bu Trabzonspor'un borcu 8 milyonken korkuyordum. 8 milyon borcu vardı. Ben korkuyordum. Diyordum ki ya Trabzon işte 8 milyon bunun altından kalkabilir miyiz falan. Geldi birisi aldı onu 15'e çıkarttı. Ulan bu Trabzon kötüye gidiyor bilmem ne derken geldi birisi 35'e çıkarttı. Ondan sonra malum kişiler geldi işte. Sadı Şener geldi 150'ye çıkarttı. Hacı Osmanoğlu geldi 450'ye çıkarttı. Muharrem Usta geldi 800'e çıkarttı. Bunlar hepsi katlanarak 2'ye 3'e katlanarak artık altından kalkılamaz hale geldi. Ve maalesef her birisi de gelirken geçmiş borçları tenkit ederek bu borçların fazlalığını tenkit ederek geldiler. O borçlar öyle işte mecburiyetten falan olmadı. İşte atıyorum Hacı Osmanoğlu döneminde sıralanmıştı. Alınan futbolcular 100 milyon eurolara geldi. Yani borç nereden geldi belli işte. 100 milyon euro demek 400 milyon, 450 milyon. Ondan sonra gelenler böyle. Yani Trabzonspor'a maliyetleri yıllık 50 milyon. Şimdiki futbolcular için demiyorum. Bunlar ne yapacaklar daha bilmiyoruz ama işte Burak gibi, Sosa gibi her birinin yıllık maliyeti 50 milyon. Geçmişte böyle maliyetlerle pek çok futbolcu hiçbir katkı yapmadan gitti. 50 milyon aldı gitti. 50 milyon aldı gitti. O borçlar şimdi 800 milyonlara geldi. Şimdi Trabzon'da bir şok etkisi yapacak. Şok etki yapacak. Tamamen kökten bütün stratejileri değiştirecek bir karar almak lazım. Herhalde onun zamanı çok geçti. Yani ben onu Sadı Şener'in zamanında 150 milyonken söyledim. Yani batağa doğru gidiyoruz. Şok etkisi yapacak bir karar almamız lazım. Ondan sonra gelenler her biri ikiye katladı, üçe katladı. Geldik buraya. Şimdi herhalde artık transferleri, futbolcuları, hatta şampiyonlukları düşünecek değil. Bu parayı düşünecek. Artık bu parayı döndürmeyi ve azaltmayı, borcu azaltmayı ya da geliri artırmayı ya da satmayı neyse yani bilmiyorum. Belki kulüp hisselerini satmayı siz yani. konuya değindiğiniz için araya gireyim ve soru sorayım. Şimdi Katarlara satılması gündeme. Tabi divan tüzük olarak bu mümkün olmasa da konuşuluyor, dillendiriliyor. Bir kamuoyu yoklaması mı diyelim buna? Bir şekilde dillendiriliyor. Bu konuda Katar'a satılması konusunda öyle bir durum olursa eğer yorumunuz ne olur? Yani ben peşinen işte bu satılsın demiyorum ama o çözümlerden bir tanesidir, projedir. Yani Katar'a kulübün yarısının
Daha doğrusu kulübün satılması çirkin bir ifade. Yani Trabzonspor'un satılması ifadesi çirkin bir ifade. Ama finans sektöründe hisse satışı diye bir şey var. Yani kulübün ismini satmasın, kulübü satmasın ama hisse senedini satarsın. Oraya gelir. Ne olacak, ne fark edecek? Yani Chelsea'ye bir şey mi oldu? Yani Chelsea'yi Katarlılar, Kuveytliler aldı da bir şey mi oldu? Manchester City, Manchester United'ı aldılar da bir şey mi oldu? Yani İngilizlere bir eksiklik mi geldi veya o takıma bir eksiklik mi geldi? Düşünülebilecek bir projedir ama Trabzonspor'un öyle %50 hissesi 250 milyon eurolara falan satılmaz. Yani o doğru değil. Hani ama 1 milyar euroysa ben gözü kapalı evet derim. Yani hiç ne olacak yani ben ne toprağını alıp gidecek, ne formasını alıp gidecek, ne takımı alıp gidecek. Yani 1 milyar euroya kulübün %50 hissesi satılsa ondan sonra o parayla Trabzonspor Türkiye'de değil Avrupa'da kafaya oynayan, bu Avrupa'nın önemli takımları arasına giren bir takım olsa Trabzon halkı daha çok mutlu olmaz mı? Kesinlikle katılıyorum. Yani hissesi buradaki neyse şey demek istemiyorum. Tayyip Erdoğan diyor ya troller. Yani troller beğenmeyecek diye bilmem orada işte her kongrede at koşturmayacak bilmem ne diye böyle bir şey olur mu? Yani 1 milyar euroya eğer %50'si veriliyorsa ama tekrar söylüyorum hissesi kulüp değil. Kulübün yani o bir ağır gelir Trabzonlara. Vay biz Trabzonspor'u mu satacağız? O değil. Ama 1 milyar euroya hissesi %50 hissesi satılmış. Avrupa'da işte Chelsea'lerle, Milan'larla, Juventus'larla, Real Madrid'lerle kafaya oynayan bir Trabzon yaratılsa ben hiç gözü kapalı evet derim. Troller dediniz ya, trollere karşı mücadele eder misiniz bu konuda? Herhalde. Yani bu artık bu ayak oyunlarından kurtulması lazım. Yani Trabzon'un kongre oyunları, ayak oyunları bilmem ne. Onlardan kurtulması lazım. Ya işte görüyorsun onlarla gittiğimiz yer belli. Yani son 10 senedir kaç başkan değiştik. Her biri işte iyi niyetle geldi ama hepsi batırdı. Daha kötüye gitti. Başka büyük oynamak lazım. Büyük projeler üretmek lazım. O satış benim en sonda yani satış dediğim en son projedir. Yani ondan evvel daha çok başka projeler de vardır. Örneğin yani. Bir tanesini söyleyin de belki başkan da yardımcı olmuş olursunuz. Eğer aday olmayasanız sonra gelecek olan başkana yardımcı olmuş olabilirsiniz. Trabzon'un kurtuluşu sonuçta bakanlık da yaptınız. Ya bu Türkiye'nin siyasi durumunu da tespit edebilirsiniz. Bu konuda yani baştan söyledim evvela o yapılan yanlışların hep doğrusu var idi. Yani o yanlışlar yapılmasaydı buralara gelinmezdi. Onları o zamanlar da ikaz ettik. Ama üst üste 3 sefer büyük şeylerle, büyük hatalarla, büyük yanlış kararlarla, yanlış stratejilerle buraya kadar sürüklendi. Bir kere orayı bir kesmek lazım. O yoldan millete şampiyonluk vaat ederek 50. yılda şampiyonluk, yok bilmem gelecek sene şampiyonluk, derhal şampiyonluk. Böyle şampiyonluklar vaat ederek milleti hayal kırıklığına uğratmak, hüsrana uğratmak bir kere Trabzonspor'a en büyük zararı veriyor. Bir kere oradan dönmek lazım. Evvela o yoldan bir dönmek lazım. Yani artık pahalı transferlerle, yanlış transferlerle daha fazla artırmamak lazım. İkincisi gelir kaynağı vardır. Gelir kaynağı bulacak projeler vardır. Onlar üretilebilir. Arkadaşlarımız, mühendislerimiz, iş adamlarımız yani öyle 1 milyar lira hepten altından kalkılamayacak da bir şey değil. Ama gittikçe batağa doğru gidiyor. Yani 1 milyarı 2 milyar yapmadan, 1 milyar borcu 2 milyar yapmadan müdahale etmemiz lazım. Yani 2 milyar borcu ödemekten daha kolaydır 1 milyar borcu ödemek. Yine uyarıyorsunuz. Çok teşekkür